Değerli arkadaşlar yeni Solidworks ile tanışmanızın zamanı geldi ve hatta geçti diyebilirim. Artık Solidworks ile herhangi bir şeyi izleyecek olursanız, takip edecek olursanız karşınıza bir anda 3D Experience yazısını göreceksiniz. Şu gördüğünüz mavi logosunu yani kumpas logosunu da her yerde görmüş olacaksınız. Hayır efendim ben Solidworks kullanacağım. Solidworks'u çok seviyorum. Yıllardır kullanacağım. Ben bundan vazgeçmem deseniz de artık her şey ve her herkes yavaş yavaş 3D Experience tarafına doğru geçmiş bulunuyor. Herkes buna bir şekilde ayak uydurması gerekiyor. Çünkü herhangi bir CAD programı da açacak olursanız hemen hemen artık çoğunun internet tabanlı doğrudan cloud tabanlı çalıştığını göreceksiniz. Dassault Systems de bunu çok önceden gören firmalardan birisi ve dedi ki efendim benim pek çok tasarım uygulamalarım var. Örneğin bir Katya var. Örneğin bir Abacus var. Örneğin bir Solidworks var ve diğer bütün çizim uygulama analiz programları var. Ben bunların hepsini bir 3D Experience platformu çatısı altına birleştireyim ve ihtiyacı olanlara da bunun içerisinden modül modül sağlamış olayım. Peki modül modül sağlanıyor ama şöyle birazcık daha indirgeyelim ki kafanıza canlansın. Diyelim ki siz Solidworks'ün işte başlangıç paketi işte professional premium paketlerini biliyorsunuz malum standart professional premium. Önceden gidiyordunuz ve bir premium paket alıp işlerinizi orada hallediyordunuz ama bunun içerisinde hiç kullanmadığınız uygulamalar oluyordu. Hiç kullanmadığınız araçlar oluyordu. İşte Solidworks 3D Experience platformu altına girdiğinizde diyelim ki siz sadece ev haliyle hiçbir işiniz yok. O zaman gidiyorsunuz ve sadece tasarlama araçlarının yer aldığı 3D Creator rolünü alıp işlerinizi halledebiliyorsunuz. Peki şimdi diyeceksiniz ki efendim ben neden sadece tek tek uygulamalar alayım ki almışken hepsini birlikte alsaydım diyebilirsiniz. O zaman da 3D Experience platformu içerisindeki gidiyorsunuz SolidWorks ile ilgili efendim ben sheet metal yani sadece ev istiyorum. Part dizaynı da istiyorum. Efendim diğer analiz uygulamalarını da istiyorum diyerek içine ekletiyorsunuz. Peki gelelim bunun size ne avantajı var? Önceden hiç ihtiyacınız olmayan hiç kullanmadığımız araçlara ödemeler yapıyordunuz. Şimdi ise sadece gerçekten ihtiyacınız olan uygulamalar ödemeler yapacaksınız ve internet tabanlı çalışacak ve aynı zamanda bir yönetim platformunu almış olacaksınız. Ve tabii ki de doğrudan şunu düşüneceksiniz. Yahu bu bayağı bildiğiniz PLM'e benziyor. Arkadaşlar PLM'e benzemiyor. PLM'in ta kendisi. Zaten siz bu araçları aldığınızda 3D Experience platformuna girdiğinizde doğrudan PLM'le tanışmış oluyorsunuz hem işlerinizi yönetebiliyorsunuz hem de doğrudan bir cloud tabanlı olarak bütün verileriniz kaydedilmiş oluyor hem yönetiminiz kolay oluyor hem de depolamanız kolay oluyor dolayısıyla vay, benim dosyam kayboldu vay efendim benim bazı araçlarım nereye gitti bilmiyorum gibi sorunlarınız olmuyor aynı zamanda ekipler arasında da iş bölümü çok rahat şekilde ilerliyor. Şimdi kabaca 3D Experience platformunu sizlere anlattım ama tabi 3D Experience platformunda ben nasıl çizim yapacağım? Önceden software'yu açıyordum o kırmızı logoya çift tıklayıp açıyordum ve işte düzlemi seçip normal çizimlerimi yapıyordum. Peki bunda nasıl olacak diyorsanız hemen gelin buna başlayalım. Öncelikle siz 3D Experience platformunu aldığınızda çok basit bilgisayarınıza bir araç kurulacak. Bu araç aslında doğrudan şu gördüğünüz sayfa erişimi hızlandırıyor. Yani evet bilgisayarınıza bir şey kuruluyor ama bu kurulmasının nedeni de doğrudan oraya tıkladığınızda bu internet aracının çok hızlı bir şekilde açılabilmesi. Bunu yükledikten sonra hemen bakın sağ alt tarafta bir e, ok ikonunu göreceksiniz. Oraya tıkladıktan sonra hemen burada bir launcher yani çalıştırıcı görüyorsunuz. Buraya gelip tıkladığınızda hop karşınıza 3D Experience, aracının arayüzünün açıldığını görüyoruz ve buradan giriş yapıyorsunuz. Peki girişi nasıl yapacaksınız? 3D Experience hesabı almanız gerekiyor. 3D Experience hesabını nereden alacaksınız? Bunun için ben sizlere armada yazılımı tavsiye ederim. Sağolsunlar kendileri armada yazılım bana bu hesabı sağladı ki sizlere bunları anlatabileyim. Eğer siz de 3 ile ilgileniyorsanız armadaizm.com web sayfasını ziyaret ederek hemen oradan 3 Experience ile ilgili bir demo ya da bir e, teklif sürecini başlatabilirsiniz. Bu arada eğer zaten SOLIDWORKS kullanıyorsanız hemencecik diğer tarafa da geçebildiğinizin altını çizmeliyim. Şimdi giriş yaptıktan sonra ne yapacağız? Sol üstte şu gördüğünüz topa benzeyen kumpas aracını göreceksiniz. Üstüne gittiğinizde de burada bir şeylerin hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani bu logodan çok daha fazlası olduğu anlamına geliyor. Tam ortadaki şu gördüğünüz play ikonuna basarsınız da hemen sizlere ait olan araçları görüyorsunuz. Bu arada bu kumpas aracı sizin diğer araçlara da hemen erişmenizi sağlıyor. Çok fonksiyonlu. E, Dasu sistemsin öve ve bitiremediği bu aracı gelip buralarda tıklayarak hızlı bir şekilde geçiş yapabildiğinizi vurguluyorlar. Her neyse rollere gidip şöyle baktığınızda da sizin satın almış olduğunuz, sizi tanımlı olan rolleri görüyorsunuz. Örneğin burada Trade Creator görüyorsunuz, Render görüyorsunuz, Sheet Metal görüyorsunuz. Efendim yani ihtiyacınız olan rolleri gelip bir paket halinde alabiliyorsunuz. Peki şöyle diyebilirsiniz. Efendim ben neden ayrı ayrı alayım ki? Arkadaşlar o zaman da dediğim gibi toplu bir şekilde paket paket de alabiliyorsunuz. Hem ayrı ayrı alabilirsiniz hem de bu şekilde sizlere sunabiliyorlar. Bu arada bunları en doğru şekilde öğrenmek için lütfen armada yazılımı arayın. Dediğim gibi ben sadece kabaca sizlere bunları tanıtmış oluyorum. Şimdi ne demiştik? Biz yeni Solidworks'ten bahsetmek istiyoruz. Yani bir şey çizelim de nasıl bir şey yahu bu hemen onu aydınlatalım. Biz burada 3D Creator yani oluşturucu rolünü sizlere göstermiş olacağım. Gelip buraya bir defa tıkladığınızda da X dizaynı görüyorsunuz ya da X Design artık siz bunu nasıl isimlendirirseniz gelip buna bir defa tıkladığınızda bu rolün, bu uygulamanın açıldığını göreceksiniz. Evet X Design uygulamasının açıldığını görüyoruz. Biz burada diğer çalışmalar açmak istersek hemen open'a basacağız. Eğer içeriye bir data aktarmak istersek import file'a basacağız ya da herhangi bir şey düzenlemek istersek de tabii ki en üstteki Restore'ye basacağız. Ama biz yeni bir komponent oluşturalım. Yani yeni bir parça oluşturalım. Geldim buraya bir defa tıkladıktan sonra diyor ki sen buna bir isim ver. Ben buraya gelip diyeceğim ki efendim MD001 olsun. Bu arada lokasyon yani siz bunu nereye kaydedeceksiniz? Evet bu cloud tabanlı bir yere kaydediyor ama nereye kaydediyor? Kendinize ait bir space yani bir çalışma alanı oluşturuyorsunuz ve doğrudan oraya kaydediyor. Yani proje proje ayrı ayrı yerler kendinize açabiliyorsunuz. Okey dediğinizde hemen bir X design ortamı size açılıyor. Ve açıldığında da şunu göreceksiniz ki yahu ben bunu bir yerden tanıyorum. Evet geldi açıldı. Hemen ortada düzlemleri görüyorsunuz. Sol tarafta ürün ağacı yer Önceden SolidWorks'te yukarıda gördüğünüz çizim araçlarının da artık aşağıda yer aldığını hemen fark etmişsinizdir. Sağ tarafta da şu gördüğünüz navigasyonu çok bir şey çok güzel bir şekilde koymuşlar. Bir sandalye üzerinden de hemen gelip buradaki tıklayarak düzlemler arasındaki görüşlerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz hemen bir çizim yapalım. Geldim şuradaki üst düzleme bir defa tıkladım. Tıklar tıklamaz zaten sketch oluştur geliyor. Dik bak efendim buraya düzleme ata falan. Normalde Softworks'te ne kullanıyorsanız onlar geliyor. Geldim öyle tıkladım ve çizime hemen başlıyorum. Ben ona tıklar tıklamaz zaten karşıma dik baktı. Arka taraftaki ızgaraları da artık fark etmişsinizdir. Hemen buraya geliyorum ve bir line çiziyorum. Çizgi çizmek için zaten gidip çizgiye tıklamanız yeterlidir. Bu arada klavyeden da basabilirsiniz. Aynı şekilde daireye gittiğinizde de gelip daireye tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda da C'ye basabilirsiniz. Aynı otokette olduğu gibi artık Klavye Excel'ını kullanabilirsiniz. Hatta bir SolidWorks kullanıcıları şunları diyebilir. Ben zaten bunu SolidWorks'te de yapıyordum. Problem yok. Evet orada da yapabilirsiniz. Burada da efektif olarak çok hızlı bir şekilde yine sizlere bu sağlanıyor. Geldim L'ye bastım. Yukarıya doğru şöyle bir line çiziyorum. Bakın gördüğünüz hemen geldi. İsterseniz D'emen girip enter diyebilirsiniz. Ya da gelip benim gibi şöyle çizebilirsiniz. Örneğin ben böyle devam ediyorum. Şöyle Evet geldik ve şurayla bunu birleştirdik. İşte bu kadar. Bu arada çizgilerin renkleri işte kapandığındaki şu hafif mavimsi şeyde yine SolidWorks'e e çok benziyor. Araçlar evet SolidWorks'e e çok benziyor ama yetenek anlamında da çok daha fazla geliştiğini de sizlere söylemeliyim. Şimdi tekrardan L'ye basarak yine şöyle bir yardımcı çizgi oluşturuyorum. ESC'ye bastım. Gelip bunu tıklayarak bunu bir yardımcı geometriye dönüştürdüm. Şimdi gelin hemen burada Otosevi de gördünüz. Siz bir şey yaparken hemen kendisi bunu kaydediyor internete bağlı ya. Hemen ölçülendirmeye geçelim. Ölçülendirme için akıllı ölçülendirmeyi kullanacaksınız ve bunun üstüne gittiğinizde zaten D'yi görüyorsunuz. Yani klavyeden gelip D'ye basarsınız da hemen akıllı ölçülendirirsiniz. Geldim bura ile. Buradaki merkezdeki çizgiye tıkladım. Tabii ki buraya mouse'u götürürsünüz ikisi arasına yarı çap değerini girersiniz. Şöyle uzaklaşırsınız. tam çap değerini girersiniz. Bu arada çap yarı çap diyorum çünkü neden? Birazdan döndüreceğim. Searchworks'u kullanan ya da diğer kit programı kullanan arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Geldim buraya 135 veriyorum ve ardından da gelip şuradaki çap değerini vermiş olacağız. Evet, her şey hemen hemen benziyor, değil mi? ve hızlı çalışıyor bu arada. Yavaş çalışmadığını da fark ediyoruz. Geldik burası ile de şurasına verelim. Burasının değerinde 100 diyelim. Bu arada tamamen sallıyorum. Sadece nasıl çalıştığını görün diye değerli dostlar. Burası da 100 olsun. Şu gördüğüm güzel kardeşimin ölçüsü de 65 olsun ve toplam şu uzunluğunu da 290 olarak verelim. Her şey hazırsa artık ne yapacağız? Çizimimizi onaylayacağız bakın burada görüyorsunuz zaten. Geldim bunu onayladıktan sonra şöyle hemen mouse'un orta topuzuyla önceden döndürüyordunuz ya. Şimdi sağ tuşunu da yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorken mouse'un orta topuzuyla şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Kendi etrafında döndürmek için de mouse'un sol tuşuna normal internette gezinirken tıkladığınız tuşu şöyle basıp tutarsanız da etrafı boyunca döndürdüğünüzü görüyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Etrafı boyunca hemen bir döndürme yapalım. Döndürerek katı oluşturma. Hemen feature'a gittikten sonra zaten buradaki revolve'u görüyorsunuz. Geldim revolve'a tıkladım hemen revolve'a gelip tıklıyorsunuz ve diyorsunuz ki efendim ben seni şuradaki gördüğüm eksen boyunca döndürmek istiyorum. Hangi skeci döndüreceğim? Şu gördüğüm skeci diye döndüreceğim yep tıkladığımda da etrafı boyunca döndürdüğünü görüyoruz. Geldim okeyledim. Evet Solidworks'e çok ama çok benziyor. Şöyle kendi etrafında döndürerek biraz daha gösterelim. Mouse'un orta topuza dediğim gibi şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz hemen ortasından da bir delik delelim. Geldim buraya tıkladıktan sonra buraya bir skeç oluştur diyorum. Hemen geldi karşıma. C'ye basarak daire oluşturabilirim. Klavye kısa yollarını sizlere hemen tavsiye ederim. Ve D'ye bastım. Aynı zamanda şu ölçüsünü de 65 olarak verdim. Şimdi hemen isterseniz çizimi onaylamadan doğrudan feature'e gidebilirsiniz. Daha önceden yaptığınız gibi. Sonra da geleceğiz. Ne yapacağız? Burada bir Çıkartma işlemi yapacağız. Gelip buradaki daha önceden şu gördüğünüz komut vardı. Exit komutu. Çıkarmalar vesaireler hepsi buradan yapılıyor artık. Şöyle birazcık etrafı boyunca şöyle çevireyim de bir görün. Ben burada et yapmayacağım. kat yapacağım. Yani kesme yapacağım. Buradaki gördüğüm yeri tamamen kesmek istiyorum. Trotol all dersinizde ne yapar? Hepsi boyunca bunu çıkartmış olur. Evet fena durmuyor gördüğünüz üzere. Hemen şurada bir pah kırma işlemi yapalım. Gelip böyle tıkladıktan sonra görüyorsunuz pah kırma var. İşte fillet yapma gibi komutlarda yine aynı şekilde yer alıyor. Gelip böyle tıkladıktan sonra şurayı görüyorsunuz. O şöyle basit olarak yine takribi bir şey verebileceğiniz gibi. Ben buradan hemen girip buraya 10 yazacağım ki sizler de görebilin ve okey gelip bastık. Evet parkırma işlemi de yaptık. Şimdi çoğaltma aracını sizlere hemen göstereyim. Geldim şuraya tıklayarak bir sketch oluşturacağım. Hemen zaten karşıma dik bir şekilde çıktı. C'ye basıyorum. Şuraya bir daire yapıştırıyorum. Bakın arka taraftaki dairenin merkezini gördü hemen zaten üstünü. Geldim şuraya tıklayarak bir daire oluşturacağım. İsterseniz doğrudan buraya şöyle değer yazabilirsiniz. Şimdi de bunu delelim. Hemen geldik. Feature ve dedik ki hemen bir kalınlık yapacağız ama tabii ki keseceğiz. Şöyle bu arada şöyle bir çevirelim de görün, değil mi? Şöyle görünüyor. 35 mm benim için ideal görünüyor ve geldim okey'e bastım. Şimdi bunu dairesel çoğaltalım. Dairesel çoğaltmak için hemen zaten burada çoğaltma ikonu görüyorsunuz. Pattern komutunu. Hemen altında küçük bir ok var. Gelip buraya tıklarsanız diğer dairesel çoğaltma komutunu görürsünüz. Geldim buraya bir defa tıkladım. Tıkladıktan sonra şimdi diyor ki neyi çoğaltacaksın? Tam olarak bunu. Gelip bunu seçtim ve ardından da neyin etrafında? Tabii ki de şunun etrafında çoğaltacağım diyorum. Bakın gördüğünüz üzere 4 adet bunu çoğaltmış oldum ve gelip onayladım. Evet bu şekilde bir modelimizi tamamladık. Tabii ki de söyleyeyim Bitworks'ten buna yine geçerseniz hemen sizler de benim gibi hızlı bir şekilde çizimlerinizi yapabileceksiniz. Sadece bu gördüğünüz mouse ile ilgili işte yakınlaştırma uzaklaştırma ile ilgili küçük bir değişiklik olduğunu aynı zamanda araçlardaki yetenekler anlamında da çok fazla geliştirmeler olduğunu söyleyelim. İlerleyen videolarda sizlere tekrardan X Design ve diğer uygulamalar hakkında çeşitli içeriklerle karşınıza çıkmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.